Merhaba, bu dersimizde Go programlama dilinde dizileri inceleyeceğiz. Öncelikle Golang.org'daki, org.tr'deki tur üzerinden basit olduğu için okuyarak devam edeceğim. Sonrasında pratik uygulamalar devam edecek bir sonraki videoda. Diziler şu şekilde köşeli parantezde kullanılan ve T adını verdiğimiz tür ile N tane değerden oluşan bir dizidir. Yani burada genellikle belli bir veri tipiyle oluşturulur ve kullanımı da şu şekildedir. Variable A adını verdik diyelim. Integer tipinde olacak ve 10 elemanlı olacak bir dizi. Yani bu A nesnesi üzerinde 10 tane integer değer tutulabilir anlamına geliyor. Bu ifade 10 tam sayıdan oluşan dizi türünde bir A değişkenini bildirir. Diziler tüm programlama dillerinde vardır. Dizinin uzunluğu tür bildiriminin bir parçası olduğundan uzunluğu şurası. Tür bildirimi dediğimizde şu komple alan. Böyle olduğundan dizi bir kere tanımlandıktan sonra yeniden boyutlandırılamaz. Bu bir kısıtlama gibi görünüyor fakat endişe etmeyin, Go dizilerle çalışmak için daha uygun bir yol sunuyor. Buradaki olay slice, kafanızı karıştırmasın diye direkt söyleyeyim ben. Slice yani dilimlerden bahsediyor. Daha uygun bir yol sunma olayı dediği kısım. Diziler tüm programlama dillerinde standart olarak şöyle çalışır. Bilgisayar hafızasında öncelikle her oluşturduğunuz nesne bir memory adresini allocate eder. Orayı elde eder ve oradan point ederek sizin nesnenize iletişim halinde olur. Yani sizin nesneniz üzerinden ilgili hafızanın adresindeki veri değiştirilir, elde edilir vesaire. Siz bir nesne oluşturduğunuz zaman, örneğin 10 elemanlı bir dizi oluşturduğunuzda bu hafızada aslında 10 tane örneğin integer nesnesi oluşturur ve bunların pointlerini hafıza adreslerini kendi içerisinde point eder dizi nesnesi. Siz o yüzden tekrar bir resize işlemi yapmanıza izin vermiyor. Dizinin temel mantığı budur aslında. Bu C#'da da olsa aynı, Java'da da olsa aynı fark etmiyor. Hiçbirinde aslında bir, yani benim bildiğim kadarıyla diyeyim, tüm programlama dillerini bilemem, mimari olarak bu şekilde resize etme işlemine izin vermiyor. Tabi resize yetenekleri var farklı dillerde. Yani yeniden boyutlandırma, bir diziyi 10 elemanlı bir diziyi 20 elemanlı yapma filan. Ama o aslında mevcut diziyi yok edip ondaki elemanları farklı bir hafızanın adresini oluşturup orada tutup onu size kullandırma pratiğidir. Yani size kolaylık olsun diye yapılır. Yoksa teknik olarak o gerçekten mevcut dizinin resize edilme işlemi değildir. O dizinin yok edilmeden önce verilerini farklı bir yere aktarıp daha geniş bir alan oluşturup oraya aktarıp ondan sonra diğer eski dizinin yok edilmesi işlemidir. Siz bunu tabii fark edemiyorsunuz kullanım esnasında ama böyle çalışıyor. Şimdi kullanımı da şöyle basit anlamda gidersek var A köşeli parantez içerisinde sol tarafında bu arada diğer dillerde sağdadır mesela bu. Bu gözünüz alışması gerekiyor anlamında söylüyorum. İki elemanlı string bir dizi oluşturuyorum ve altında da bunlara değer atıyorum. A'nın mesela sıfırıncı indeksinde ki sıfırdan başlar sıfırıncı indeksinde hello burada da bir de world diyor ve bunların verisini elde edip ondan sonra da ekranda yazıyor. Hızlı bir şekilde çalıştıracağım. Şu anki videonun konusu uygulamalar yapmak değil, teorisini anlatmak çünkü. Hello World ve bunların bilgisini ekranda yazdık. Peki dizi olayını biraz daha aklınızda şekillendirmek için, hiç kullanmayanlar olabilir. İki tane grafiğim var. Birincisi, bunları Google'dan buldum, basit grafikler. C'deki array olayı, bakın buradan anlatacağım. Array'in genişliği
5 diyor. Bu array'in genişliği demek kaç tane eleman var demektir. 5 elemandan bahsediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 eleman. Burada dizilerde temel bir bilgi vardır. İndeks ile eleman sayısı birbirinden farklıdır. Eleman sayısı içerisinde kaç tane o nesneden olduğunu sayar, saymadır. İndis ise indeks olarak geçer daha çok. İndis ise bu elemanların sayısıdır, sayılma biçimidir diyelim. Mesela birinci eleman sıfırıncı indekstir. Çünkü indeksler, yani indisler sıfırdan başlar sayılmaya. Siz bir indekse değer, bir diziye değer attığınızda o öncelikle siz farklı bir indeks vermediyseniz bu sıfırıncı indeksten kaydedilmeye başlar diziye. Burada da sıfırıncı indeks başlıyor. Sıfırıncı indeks birinci eleman, birinci indeks ikinci eleman, ikinci indeks üçüncü eleman, üçüncü indeks dördüncü eleman, dördüncü indeks ise beşinci elemana denk gelir. Bu şekilde eleman sayısı ve indeks sayılarının birbirinden farklı olduğunu bilmenizde yarar var. Diğer grafimizde de benzer şekilde bir örneğimiz var. Element index diyor. Elemanın indeksi şurası, sıfırdan başlar. Ve diğerleri, bunlar da elemanın, dizinin içindeki elemanları gösterir.